ateş yokluktur. Dumandan göz gözü görmez. Sadece iki ses vardır. Bir yanan eşyaların sesi. Diğeri ise kurtarılmayı bekleyen o canların sesi. Siz hiç tereddüt etmeden o canlara koşarsınız. Ve onların hayatlarını kurtarırsınız. Size bir daha soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sizin evde yangın çıksa ne yaparsınız? Herhalde önce eşime, çocuğuma ulaşmaya çalışırım ve sonra onları da alıp kaçmaya çalışırım. Siz bir yangın çıksa ne yaparsınız? Kaçarım. İşte biz kaçmayız. Sizin kaçtığınız hızdan daha hızlı bir şekilde içeriye gireriz. Ha işte. Biz kaçmayız. Aksine alevlerin üstüne, o göz gözü görmeyen dumanların üstüne doğru canımızı hiçe sayarak dalarız yani. O canları kurtarmak için. Bizim bir canımızın hiçbir önemi yoktur bu konuda. Siz de öyle yapmışsınız zaten Selçuk Bey. Yaptık. Hayatları yaptık kurtarmak onu. İçin kendi hayatınız pahasına o alevlere dalmışsınız zaten. Yaptık ama... Kendi canlarımı kurtaramadım. Bu takdiri ilahi. Bu yangına siz sebebiyet vermediniz. Siz ailenizi bile bile tehlike dolu bir ortama zorla kilitlemediniz. Onları orada mahkum etmediniz. Ya da o alevleri görünce arkanızı dönüp kaçıp gitmediniz. Biliyor musunuz çocuklar? Damadım her gün kızımı öper, helalleşir. Evden öyle çıkarmış. Aileniz için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız, her şeyi. Yapabileceğiniz hiçbir şey yokmuş ki başka. Bir de lütfen buradan bilmeyen ya da bilseler de zaman içerisinde, süreç içerisinde buna dikkat etmeyen kişiler varsa onlara seslenelim. Bakın bulunduğunuz yerlerde, apartmanlarınızdaki o yangın merdivenleri, sizlerin özel şahsi depoları değil. Orası sizin özel alanlarınız değil. Orayı çiçeklendirmeyeceksiniz. Oraya boş eşyalarınızı koymayacaksınız. Orası bir dolap değil. Orası Allah korusun günün birinde gerekirse insan hayatı kurtulsun diye yapılan bir alan. Oraları kapatamazsınız, oraları işgal edemezsiniz. Yani biz insanoğlu olarak nereye sığamıyoruz anlayamıyorum ki. Bu kadar mı çok eşyamız var da yani bir bula bula bu yangın merdivenlerini buluyoruz da oraya tıkıştırıyoruz. Bakın işte hayatınız söz konusu olduğunda sizin o saksılarla, o boş dolaplarla, kullanmadığınız eşyalarla, angaryayla dolu olan yerler hiçbir işe yaramıyor yine sizin yüzünüzden. Yapmayın ne olursunuz. Buralar yangın merdiveni, yangın merdiveni. Sizin şahsi deponuz değil. Selçuk Bey, Eylül Hanım ve oğlunuz Muharrem, Eylül Hanım'ın annesiyle yaşıyorlar. Evinize geri dönememiş Eylül Hanım. Sizin yokluğunuz, evlatlarının kaybı. Bunun için de çok büyük bir acı. Bu da çok acılı bir anne. Size çok ihtiyacı var. Eylül Hanım'la görüşür müsünüz? Bilmiyorum. Eylül'ün yüzüne nasıl bakarım ben? Selçuk Bey, eşiniz Eylül Hanım'ın yüzüne bakamıyorsunuz. Peki gözlerine baktığınız zaman kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Hiçbir suçunuz yok ama anlamaya çalışıyorum duygunuzu. Peki ya oğlunuz Muharrem? Muharrem. Canım oğlum benim. Ne kadar büyümüştür şimdi. Çok
çok akıllı, çok iyi huylu, çok tatlı bir çocuk. Ama biraz daha kendinizi onun hayatının dışında bırakırsanız belki bir süre sonra sizi bile hatırlamayacak. Size bir şey söyleyeceğim. Ben Muharrem'e büyüyünce ne olacaksın diye sordum. Bana ne dedi biliyor musunuz? İtfaiyeci olacağım babam gibi dedi. Konunun aslında Pagan'la hiçbir alakası yok. Birçok meslektaşım bu mesleğe babasından yorarak yapıyor. Hatta babası ve dedesi bu meslekte olanlar var. Bu meslek gönlünüzü yorarak yapabileceğiniz meslek. 307 yıllık tarihi olan bir meslek. Muharrem itfaiyeci mi olacakmış? Canım bu. Bakın, üç evlat kaybetmişsiniz. Babanız çok acı. Yerlerine asla bir şey koyamazsınız. Bunun çok farkındayım. Ama yaşayan iki canınız var bu hayatta. Eşiniz ve oğlunuz Muharrem. Lütfen onlarla bir araya gelin. Lütfen. Size ihtiyaçları var ve sizi çok seviyorlar. Peki, öyle olsun. Sizi buluşturayım mı? Tamam, olur. Selçuk Bey neredeler biliyor musunuz? Biz şimdi bu araçtan ineceğiz. Ve siz eşiniz Eylül Hanım'ı ve oğlunuz Muharrem'i göreceksiniz. 2 yıl sonra. Hadi gelin kavuşun ailenizle. Hadi buyurun. Hadi buyurun ne olur. Atlarla oynadın mı? Ne yaptın? Yaklaşabildin mi ona? Hı, yaklaştım. Abi dedi ki gel dışarıya çıkartayım beraber oyun oynayın dedi. Ben de tamam dedim. Sonra çıkardılar. Bir atla beraber koştuk, oynadık. Çok şey yaptık. Mesela o beni takip ediyordu. Üstüme falan atlıyordu. Oyunlar, çok oyunlar oynadık. Yalıyordu, ediyordu. Her şeyi yapıyordu. Yavruları falan var mıydı yanında? Vardı. Yavruları çok tatlıydı. Başka hangi süt hayvanlar vardı? Başka keçi vardı, horoz vardı, kaz vardı, her şey vardı. Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. Bizim canımız için kendi canlarını hiçe sayan
tüm kahraman itfaiyeci dostlarımıza minnet duyuyoruz. Saygılarımızı kabul etsinler lütfen. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.